Samsun'da oynanan Kadınlar Türkiye Kupası grup elemelerinde Samsun Canik Belediyespor, Ordu Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Abdullah Gül Üniversitesi C grubunda yer almıştı. Gruptaki son maçlar öncesi Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2, Ordu Spor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'un 1, Canik'in ise galibiyeti bulunmuyordu. Samsun ekibinin gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için son maçında Ordu Spor'u 29 sayı farkla mağlup etmesi gerekiyordu. Maçı Ordu Spor kazandığı takdirde ise Mor Beyazlılar gruptan çıkmak için büyük avantaj sağlayacaktı. Maçı Canik 32 sayı farkla 96-64 kazandı ve gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Ertelenen Abdullah Gül Üniversitesi Hatay maçında Hatay mağlup olduğu takdirde Canik adını 8'li finallere yazdıracak. Maçı Hatay kazanırsa bu kez Hatay 8'li finallere gidecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor'da bu maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu'na yazı göndererek kendilerini de ilgilendiren Samsun Canik Ordu Spor maçının incelenmesi ve soruşturulmasını istedi. Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi. Sıralamanın bu kadar önemli olduğu grupta bir maçın son 7 dakikasına 12 sayı geride giren takımın yedek oyuncularını sahaya sürüp 32 sayıyla yenilmesinden dolayı son derece rahatsızız. Bu durum düşünmek istemediğimiz bazı spor dışı olayları düşünmemize neden olmuştur. Konunun araştırılmasını ve ilgili olarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca kulüpten yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Samsun Canik Belediyespor Başkanı Ercan Bayrak, Hatay Büyükşehir itirazı itirazıyla ilgili olarak gruptan çıkma şansımızın sürmesi için 29 sayı ve üstü bir farkla kazanmamız gerekiyordu. Ordu Spor'sa kazandığı takdirde gruptan çıkacaktı. Niye bize yenilip de onlar bu şansı kullanmak istemesinler? Ben karşılaşmayı maç boyunca izledim. Takımımız iyi bir yüzdeyle oynadı. Var gücümüzle mücadele ettik. Bu tarz haberler bizleri yıpratma politikasıdır. İlk yarıyı 20 sayı farklı önde bitirdik. Maçın o noktalara geleceği zaten belliydi. Dediğim gibi Ordu Spor kazansa gruptan çıkacak. Ama onların iddiasına göre bize bilerek yeniliyor. Böyle bir şey kabul bile edemeyiz dedi. Ordu Spor Başkanı Yaşar Pamuksa, Canik Belediye'yi yenebilmiş olsaydı gruptan biz çıkacaktık ancak son 5 dakikaya girdiğimizde 18 farklı gerideydik. Ordu Spor'u çok zor şartlarda son anda kurduk. Dolayısıyla fazla kaliteli yedek oyuncumuz yok. Bazı yabancılarımız ise henüz aramıza katılmadı. Çok fazla yediği olan bir takım değiliz. Koçumuz sakatlıktan çekindiği için son dakikalarda gençlere yöneldi. Yine de başka takımların kaderini etkilemekle anılmak, böyle bir atmosfere neden olmak bizim hoşumuza gidecek bir durum değil. Konuyu kendi aramızda da değerlendireceğiz. Ancak son dakikalarda gençlerle oynamamız ve farkın 32 sayıya çıkması antrenörün Galatasaray maçından önce as oyuncularını korumak düşüncesinden kaynaklanmıştır dedi.